Yıllar önce çektiğim videoda Almanya'daki kiralık ev fiyatlarından bahsetmiştim. O zaman hem alta gelen yorumlarda hem sonradan özelden yazan arkadaşlar Almanya'da evlerin bu kadar pahalı olmadığını iddia etmişlerdi. Hatta bazıları internet sitesi üzerinden ev fiyatlarının ya da evlerin ilanlarının linklerini gönderdiler. Birkaç tanesine baktım. Çoğu uzak köyler ya da iş imkanı olmayan şehir merkezine 70 kilometre uzaklıktaki köylerde, iş imkanı olmayan küçük bölgelerde bulunan evler. Tabii ki bu bölgelerde evlerin kiralarının ya da fiyatlarının, satılık fiyatlarının daha ucuz olması normal. Türkiye'ye baktığınızda da İstanbul'daki ev fiyatları da Edirne'deki ev fiyatlarını, İzmir'deki ev fiyatlarıyla Muğla'daki ev fiyatlarını birbiriyle kıyaslayamazsınız. Hatta İstanbul'u düşündüğünüz zaman semtler arasında bile çok fazla fiyat farkları olabiliyor. Doğal olarak Almanya'nın şehirleri arasında da fiyat farkı olması normal. Şehir ya da köy olması çok şey fark ettirir. Şehir merkezine yakın köylerde fiyatlar tabii ki çok düşük değildir ama şehir merkezine 50 kilometre, 60 kilometre uzaklıktaki iş imkanının az olduğu, yerleşimin az olduğu köylerde fiyatların düşük olması normal. O zaman bu sefer ne yapalım? 2021 itibariyle Almanya'daki kiralık ev fiyatlarına tekrar bakalım. Hatta bu sefer belli bir arama kriteri belirleyip 5 farklı şehirde ortalama fiyatlarına bakalım. Şimdi diyoruz ki Münih'e bakıyoruz. 5 tane farklı şehirde bakacağız. İlk seçeneğimiz Münih olsun. Fiyatı belirlemiyoruz. Oda sayısı diyor. En az 2 oda olsun. Daha önceki videoda belirttiğim gibi Almanya'da salon da odadan sayılıyor. Yani 2 oda dediğimiz zaman bir yatak odası bir salon olarak geçiyor. Yani Türkiye'deki 2 artı 1'i seçmek istiyorsak 3 odayı seçmemiz lazım. Biz 2 oda diyelim. Yani bir yatak odası, bir ve salon. Metrekaresi de en az 65 olsun ki bu net metrekareyi belirtir Almanya'daki. Münih içinde hatta şehir merkezine 5 kilometre kare çapında diyelim. Münih şehir merkezinin 5 kilometre çapında 60 metre karenin üzerinde en az 2 odası olan 499 tane kiralık daire çıktı. Şimdi bakalım. Buradan sıralama ölçümüzü Kaltmiete yani aidatın içinde olmadığı net kiranın en düşük olduğundan sıralayalım. Şimdi bak bir tane çıktı. Bunu açalım. Burada 3 oda diyor. Bakın 5 kilometre şehir merkezine Milbertshofen diyor. 4,7 kilometre şehir merkezine 71 metrekare ev 966 euro. Bakın 3 odaymış. Atalım. Bir tane de pahalılardan seçelim. Şöyle altlara gidelim. Daha böyle ilerleyen sayfalardan seçelim. Sonlara gitmeyelim. Oralar çok uçmuştur. Bakın gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Mesela şu. Yeni konmuş bir ilanmış. Biraz daha gidelim. Mesela biraz daha. Bir de en sondakinden bakalım mesela. O buralara hiç bakmayalım. 6200 euro, 6250 euro, 7000 euro gibi kiraları olan daireler çıkıyor burada. Bunlara hiç bakmadan şöyle biraz daha önlerden bakalım. 3700 euro 144 metrekare bir daire. Hadi buna da bakalım. Bakalım şu üçünü kıyaslayalım. Şimdi 11 tane fotoğraf varmış. Bakalım. Çatı katı görüyorsunuz burada alan kaybı yaşıyorsunuz çatı katı olduğu için. Fotoğraflar çok net değil ama banyosu yapılmış gibi yerlerde parke var. Bu büyük ihtimalle PVC kaplama mutfakta. Evet yani böyle çok ahım şahım bir daire değil. Burada da odaların dağılımı gözüküyor. Şurası büyük ihtimalle salon 28 metrekare olan yer. Şu balkondan çıkılan bir yatak odası. Baktığımız zaman ne diyormuş? İçi iyi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireymiş. 785 euro kirası var. Artı 200 euro aidatı var. Yani 985 euro bir kirası var aylık. 98 yılında yapılmış.
2018 yılında içi tadilata uğramış. Çok ahım şahım olmayan orta sınıf bir daire. Biraz daha şey olan bir daireye bakıyoruz. Burada banyosu idare eder. Fena sayılmayacak büyüklük. Almanya standartlarına göre fena sayılmayacak büyüklükte bir balkonu var. Mutfak kullanılabilir. Ölçüde masa koyulabilir mi? Zor gibi gözüküyor ama böyle bir yer. Bu da 3 oda diyor. Yani 2 artı 1. Ha, şeye tramvaya yakınmış. 966 euro kirası var. 174 euro aidatı var. Toplamda 1140 euro kirası var. Daha önceki asgari ücret videosunda anlattığım şeye bakarsak maaşın %80'i kiraya gidiyor. Olimpiyat köyünün manzarası var evinizden. Gayet standart özellikleri olan ama yüksek kiralı bir ev. Şimdi üçüncü eve bakıyoruz. Burada önemli olan mesela fon privat yani şahıstan arada emlakçı olmadan direkt ev sahibinden kiralayabiliyorsunuz. Bu ne demek? 3 kira emlakçıya verdiğiniz ücretten kurtulmuş oluyorsunuz diyebiliriz. Bakalım fotoğraflara. Şöyle bir mutfağı var. Bu da planı, oturma odası, yatak odası, tuvalet, banyo, hol ve mutfak. Mutfakta bir balkonu var. Salonda olmaması kötü tabii ki. Büyük ihtimalle küçük bir balkondur. Şimdi görürsen yani şurada küçük de bir ardiye gibi eşya konabilecek küçük bir odası var. İşte tuvalet bu yani. Yani burası herhalde yatak odası, burası banyosu, burası balkonlu olduğuna göre mutfak mı burası? Burası diğer yatak odası. Ev bu. Ya da daire bu. Güney mezarlığına yakınmış. 1412 euro kirası var. 200 euro aidatı var. 1612 euroluk bir kirası var. Yani Almanya'da asgari ücretle çalışan bir kişi bu evde tek başına yaşayamaz. Çünkü elindeki para kiraya dahi yetmiyor. O zaman bir de şöyle yapalım. Az önce baktığımız ana sayfaya tekrar dönüp daha pahalılardan bir tanesine bakalım. Neden bu kadar pahalıymış diye. Bunlar hep dubleks ya da teraslı evler galiba. Mesela şu yeniymiş. Şuna bakalım. Özelliği neymiş? Rusça yazdığına göre Rus bir emlakçı. Yani iki katlı dubleks bir daire. Mesela çok lüks, çok ahım şahım bir yerde değil. Mutfağı güzel ama küçük. Masa dahi koyulamayacak büyüklükte bir mutfağı var gördüğünüz gibi. Evet. Burada bir kasa var. Pek gizli denemeyecek bir kasası var. Banyosu büyük gerçekten büyük. Büyük ihtimalle iki banyosu vardır diye tahmin ediyorum. Bunları fena değil. Üst kat falan filan. Ama önemli olan özellikleri. Mazonet demek yani dubleks anlamına geliyor. 5 odalı, 4 tane yatak odası, 2 tane banyosu var. 155 metrekare net. 2 tane garaj yeri var. 3950 euro kirası, 580 euro aidatı, toplamda 4530 euro gibi bir kirası var bu evin. 2014'te yapılmış bina. Şimdi o zaman ne yapalım? Aynı özelliklerde Berlin'e bakalım. Şehir merkezine 5 kilometre diyelim yine. Açalım. Sıralamamızı yine en ucuzunu en başta göster diyelim. Berlin, Münih'e göre daha ucuz bir şehir. 400-500. Sonradan bir anda kiralar uçuyor ki şu evin bu kiralanması gerçekten ilginç. Biraz daha inelim, 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 inelim. Şuraya bakalım. Baktığınız zaman metrekaresi 10 euro civarında gözüküyor. Aidatla beraber kiraya baktığımız zaman. Orta düzeylerden bir de şuradan bir dördüncü sayfadan
Bu evde neden 2000 euroymuş diyebileceğimiz bir eve bakalım. 1800'ler geliyor. Ha, şurası mesela ilginç. En düşük olandan başlayalım. Şöyle bir binada, bir blokta. Gördüğünüz gibi adresi gösteriyor. Enerji kullanım karnesi. Ondan sonra planı. Böyle bir yer. Fazla fotoğraf yok. Kimdenmiş? Emlakçıdanmış. 75 metrekare diyor. 3 oda. 451 euro. Kirası var. 133 euro. Aidatı var. 52 euro. Isınması var. Toplamda 638 euro. 75 metrekare olduğunu düşünürsek metrekaresi 10 eurodan daha ucuza gelmiş oluyor ki normal şartlarda iyi bir kira denebilir. Ama ben Berlin'i çok iyi bilmediğim için bu bölge iyi midir, kötü müdür bir şey diyemeyeceğim. Bir sonrakine bakalım. Burası da şöyle fotoğrafları var. Çatı katı, balkonu, şöyle bir yer, bölgesi 84 metrekare, 6 katlı binanın 5. katı, 999 euro kira, 400 euro aidat, 1399 euro aylık kirası olan bir daireden bahsediyoruz. Tek başına çalışıp da buralarda oturmak tabii ki mümkün değil. Ve şimdi burası neden bu kadar pahalı dediğimiz evimize geçelim ki banyosu zaten neden pahalı olduğunu gösteriyor. Açık bir mutfağı var. Amerikan mutfak dediğimiz son zamanlarda moda olan beton görüntüsü. Şurada bakın laminatla kale bodrum ya da PVC'nin birleştiği bir şey yapmışlar. Yatak odası herhalde Berlin'in merkezindedir diye tahmin ediyorum. Berlin Mitte yani tam göbekte. 5 katlı binanın 2. katı 71 metrekare ve 2000 euro kirası var. Yani neredeyse metrekaresi 30 euroya gelen bir kirası var. Yani aynı özelliklerde Hamburg diyelim. Nerede o şehir merkezine 5 kilometre yapmadık. 169'a düştü. En düşüğünü en başa al dediğimiz zaman bakın yine aidat dahil etmeden 10 euroya geldi bile kirası. En düşük olandan bahsediyoruz. İki tane attık. Bir tane de sonlardan atalım. Evet. Yani bunlar daha uzak. Burada baktığımız zaman Hamburg'daki ilk dairemize eski olduğu belli olan bir bina, ufak bir duş, boşa gitmiş bir alan. Burası çamaşır makinesi için mi? Küçük bir oda, giriş, kapıdan da ne kadar güvenilir bir semt olduğunu anlayabiliriz. Daracık bir oda daha. Burada 2,5 oda dedi. Yani genelde bu 1,5 oda dedikleri eşya koyabileceğiniz gardıroptan hallice bir oda. 840 euro kirası olduğunu düşünürsek aidatla beraber metrekaresi nereden baksanız 13-14 euro geliyor mu? 660 13-14 euro civarında bir metrekare fiyatı var. 1955 yılında yapılmış bir bina. Daha biraz daha pahalı olan daireye baktığımızda bu da pek amşam gözükmeyen ufacık bir mutfağı olan yerdeki seramikler büyük ihtimalle ilk yapıldığı günden beri duran ufak bir banyosu
Orası manzaralı. Ufakça bir daire. Neymiş? 75 metrekareymiş. Gördüğünüz gibi burada 1196 euro aidatla beraber kirası varmış. 1962'de yapılmış. 2011'de ufak tefek bir restorasyon yapmışlar büyük ihtimalle. İlginç. Şimdi Hamburg'daki 2000'liğimize geçiyoruz. Bu da emlakçıdan. Bakınca içinizi aydınlatıyor. Giriş kat gayet ferah, büyük. Evde güneş gözlüğüyle gezecek kadar aydınlık yapmışlar herhalde. Güzel bir banyosu var. Duşu var ama duşakabini yok. Şöyle bir tuvaleti var. Dışarıdan böyle. Büyük ihtimalle eski bir bina, yenilenmiş diye tahmin ediyorum. Şöyle bir planı var. Evet. Böyle bir ev. İndiğimiz zaman 116 metrekarelik bir alanı var. 2 oda. Çok ilginç. Odaları büyük büyük yapmışlar. 2396 euro. Aidat dahil bir kirası var. Yani evde 2 tane asgari ücretli çalışan kişi varsa bu evde bile oturmaları zor. 1890 yılında yapılıp sonradan tadilatı yapılmış bir binadan bahsediyoruz. Şehrimize geçelim. Burası da o zaman mesela Stuttgart olsun. Aynı özellikleri verdik. 5 kilometre dedik. Ara dedik. Ve burayı yine en düşük olanı en yukarıya al dedik. Gördüğünüz gibi daha açar açmaz en ucuz olan kafadan 10 euroyu geçen bir kira ücreti var. Sonlara doğru gidip şuradan da bir tane daha pahalı bulalım, bulduk. Ne diyor? İki odalı diyor. Yine çatı katı. Fotoğraflar çok kötü çekilmiş. Mutfağı yarım yamalak. Eski bir banyosu var. Şunlar bunlar. Kendi reklamını koymuş abla. 66 metrekare 845 euro aidat içindeki kirası, yani Stuttgart'ta da metrekaresi 10 euroya ev bulamamış olduk. Böylelikle bir sonrakine geçiyorum. Bunda da evde yaşanıyor. Gördüğünüz gibi içinin nasıl olduğunu siz karar verin. 80 metrekare 1265 euro gibi bir kirası var. Binanın kaç yaşında olduğunu göstermiyor. Hallice daha iyi olan dairemize geçiyoruz. Güzel, içi temiz, ferah. Burası yatak odası büyük ihtimalle. Banyosu. Giriş kat. Daha ferah, daha yeni olduğu belli. Ama onun da gördüğünüz gibi 82 metrekare ve 1250 euro gibi bir kirası var. Aslında diğer dairelere göre kıyaslandığında metrekare fiyatı olarak daha uygun ama büyük ihtimalle Stuttgart şehir merkezine uzak olduğunu tahmin ediyorum. 2010 yılında içi yapılmış ama binanın kaç yıllık olduğu yazmıyor. Ama gördüğünüz gibi burada da kiralar yine 13, 14, 15 euro civarında. Bir de o zaman nereye bakalım? Kira olarak daha ucuz olduğunu tahmin ettim. Dortmund'a bakalım. O bölgede kiralar daha ucuz diye birkaç kişiden duymuştum. En düşük olanı aşağı atalım. Evet, diğerlerine göre gayet ucuz. Biraz daha böyle ortalara gidelim. Buradan da bir tane daha hallice kirası yüksek evlerden bir tanesini atalım. Hatta bir de sonlara gidelim. Tek bir fotoğraf koymuş. Büyük ihtimalle kiracı içeri girip fotoğraf çekmesine izin vermemiştir diye tahmin ediyorum.
2,5 oda diyor. 65 metrekare ve 559 euro gibi bir kirası var. Gayet uygun. 10 euronun altında bir kira bulmuş olduk. Detayları okumak lazım tabii. Neden bu kadar ucuz olduğunu. Çoğu bölgede dediğim gibi kiraların daha ucuz olduğunu birçok kişiden duymuştum. Fazla bilgi yok bina ile ilgili. Şuna geçelim. Bu biraz daha el yüzü düzgün bir yere benziyor. Eski bir bina olduğu belli ama içi temiz gibi. Tabi dededen kalma bir mutfak. Biraz biçimsiz odaları, köşeli ama fiyat olarak diğerine göre neredeyse 10 euro denebilecek bir fiyat var. Tabi emlakçıdan kiralanacağını düşünürseniz 3 kirada yani 560, 1500, 1680 euro emlakçıya vereceğinizi de düşünmeniz lazım. Onun haricinde çok fazla bilgi de yok. Şimdi son sayfadaki evlere bakalım. Şey olarak bakıldığında Dortmund'da kiralar görüldüğü gibi daha mantıklı gibi gözüküyor. Şunu merak ettim. 22 tane fotoğraf var. Balkonu olan, şurada imzalı Dortmund forması var. Güzel bir mutfağı olan, daha eli yüzü düzgün, daha temiz, daha oturulabilir, güzel bir ev. Öbürlerine göre çok çok daha iyi ve fiyat olarak kıyasladığımızda diğer şehirdekilere göre daha uygun bir kirası var. 140 metrekare 2220 euro aidat içindeki kirası. Yani yaklaşık 15 euro gibi bir metrekare ücreti var. Mı? Şahıstan. Evet bu da Şahıstan. Mesela böyle bir ev tuttuğunuzda normalde 6000 euroya yakın bir emlakçı parası ödemeniz gerekirken ev sahibinden tutacağınız için o paradan tasarruf ediyorsunuz. Ama evin herhangi bir yaşıyla ilgili bir şey yok. Yazmamışlar. Evet. Ama diğerlerine göre daha mantıklı bir ev. Bir de son olarak şöyle bir şey göstereyim. Bu da Almanya'daki ortalama metrekare kira ücretlerini gösteren bir tablo. Bakın burada Münih metrekaresi 18.78 euro. Frankfurt 15.85. Stuttgart 14.60. Berlin 14.14. Freiburg 13.60. Böyle yavaş yavaş aşağı iniyor. İlk 10 şehri gösteriyor. Onun haricinde şurada bir tabela daha görmüştüm ama şu muydu? Ha, evet, bu da değişimleri gösteriyor. Son yıllardaki değişimleri gösteren bir tabela. Bir resim. Şuradan hatta sadece resmi açayım. Bakın. Burada da Almanya'da son yıllardaki metrekare fiyatlarının değişimini gösteriyor. Yani Münih 2016-2020 arasında %12'lik bir artış olmuş. Frankfurt 14, işte Freiburg 17, Darmstadt 16 gibi çok yüksek artışlar gerçekleşmiş. İlginç. Gerçekten kira fiyatları artık insanların ödeyebileceği seviyelerin üstüne gitmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi satılık ev fiyatlarının çok yüksek olması. İnsanlar da eve verdikleri ya da daireye verdikleri fiyatı çıkarma üzerinden kira belirliyorlar. Ve fiyatlar da böyle uçmaya başladı. Birçok kişi de şunu soruyor. Neden Almanya'da kiralar ya da ev fiyatları bu kadar yüksek, hiç aşağı inmiyor diye. Çünkü burada kanunlar sürekli değişmediği için bu arsaların durumları, inşaat durumları değişmediği için ya da zamanında 2 kat verilmiş bir bölgeye bir anda 7 kat 8 kat verilmediği için inşaat yapılabilecek alan sayısı, arsa sayısı kısıtlı. Bu yüzden dolayı Almanya'da ev fiyatları düşmüyor ve gün geçtikçe daha fazla artmaya başlıyor. Son zamanlarda uzmanların söyledikleri artık
kiracılar kiralarını ödeyemeyecek seviyelere geliyorlar ve bu fiyatlarla devam ettiği sürece ilerleyen zamanlarda Amerika'daki gibi bir emlak patlaması ya da bir kriz gelebilir uyarısı yapılıyor. Çünkü fiyatlar artık çok şişmeye başladı ve belli bir yerden sonra insanlar bu fiyatları ödeyemeyecek. Kimisi kredisini ödeyemeyecek, kimisi kirasını ödeyemeyecek. Kiracı çıktığı zaman o fiyatlara yeni kiracı bulunamayacak. Bu yüzden fiyatların bu kadar artması pek hayra alamet değil gibi gözüküyor. Aradan 3 yıl geçtikten sonra benzer bir videoyu tekrar yapmış oldum. Birkaç gün sonra, belki birkaç hafta sonra biraz da satılık evlere ve satılık evlerin fiyatlarına baktığımız bir video yapmış olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.